Evet tekrardan selamun aleyküm. Şimdi değerli dostlar çok güzel bir video ile karşınızdayım. O yüzden bir beğeninizi alırım. Özellikle takip etmenleriniz varsa takip etmeyi de unutmasınlar. Şimdi düşüş trendinin ardından yükseliş trendine geçen hisseler yatırımcılar için büyük fırsatlar sunabilir. Bu yüzden düşüş trendinde olup böyle yeni yeni böyle sinyal veren yükseliş trendine girmiş şirketleri tespit etmek bizim için çok önem arz ediyor. Bunlardan en önemli özelliklerden bir tanesi kısa vadede ciddi anlamda para kazanabiliriz. Yükselişin başında olup bu şirketleri yakalayabiliriz. O yüzden bu tarz videoların önemini her zaman dikkat etmeye çalışmışımdır. Özellikle ayda da bir olsa, iki ayda bir de olsa, haftada da olsa bu tarz verilerden yararlanmak gerekiyor. Teknik analiz anlamında yeni bir hikaye doğurmuş olabilir. O yüzden yatırımcılar için bu tarz veriler, veri akışları bizler için çok önem arz edecektir. İşte tam olarak da bu videoda yükseliş trendinin içinde olan şirketleri tespit edeceğiz ve burada formasyon hedefleri varsa bu formasyon hedefleri kaç TL'lere kadar gidebilir? Bununla ilgili duygu ve düşüncelerimizi paylaşmaya çalışacağız. Bayağı şirketler var. Gerçi bunların bir tane birçoğunu da hem günlükte çıkmışlar hem 180 periyotta çıkmışlar. Hatta 60 dakikalık periyotta da varmış varmış. Şimdi gelelim ilk etapta beyaz var. Elbette temel analiz verilerinden de yararlanmamız gerekiyor. Burada da hap programımızla e, ilerlemeye çalışacağız. Şimdi burada işletme faaliyetlerinde nakit akışlarına baktığımızda beyazda daha önce 3 milyon seviyesinde işletme faaliyetlerinde nakit akış öğretirken şimdi baktığımızda yaklaşık 257 milyon seviyesinde işletme faaliyetlerinde nakit akış öğretebilmiş üstelik bu net dönem karının çok üstünde bir önceki çeyreğe göre baktığımızda 8 82 katlık bir yükselişten bahsediyoruz. Bu da hisse senedi fiyatında ciddi anlamda yükselişlere gebe olabilir. Şimdi bugün %10'la kapatmış, 1 aylık kazancı %40'mış, 3 aylık kazancı %21'miş. Bu şirketi ben de paylaşmıştım. Özellikle bilanço geldiği zaman YouTube katılda paylaşım şirketlerden bir tanesiydi. Son bir aylık yükselişi %40'ın üstünde gayet güzel, olumlu olarak karşımıza çıkıyor. Keza son 5 yerek FK ortalamasına baktığımızda 17'ye yakındır. Şimdiki FK'mız bu tavana rağmen 14,55 seviyesinde olduğunu görebiliyoruz. Bunlar elbette bizim için önemlidir. Hisse başına karımızı 1,11'den 1,6'ya 60'a çıkarmış. Hisse başına NFK'mızı da 1,59'dan 2,32 seviyesine ciddi seviyelere çıkarmayı başarmış bir şirketten bahsediyoruz. Teknik analize baktığımızda da burada birinci seviye ikinci seviye ve üçüncü seviyede kırılmamıştı. Sonra tekrar böyle bir 2-3 günlük bir düşüş eğilimi içerisinde e artık burada kırılışını e, görebiliyoruz. Bu da e, düşüş trendini e, kırdığını söyleyebilmemiz e, çok da e, zor olmaması gerekiyor. Hemen burada para girişine de baktığımızda hap girişine e, şimdi burası çok önemlidir değerli dostlar. Bakın şirket özellikle e, 23 Ocak 2000 e, 10.23'te beri bir düşüş trendinin içindeyiz. ama böyle para girişine baktığımızda şirkette inanılmaz bir para girişi varmış. Yani takas o kadar güzel, o kadar inandırıcı, o kadar değerli topluymuş ki e, hisse senedi fiyatı düşerken aslında... E, bizim takasımız, para girişimiz yükselmiş. Keza burada da indikatörümüze, sinyalimize de baktığımızda ta şurada alım fırsatı gelmiş. 18 TL'lerde biz de paylaştık bu şirketi. Şu an itibariyle 25 TL'lere kadar gelmiş ve bu saatten sonra da nelerlere gidebileceği ile ilgili aklımızda şöyle buradaki kanal boyu kadar bir yükseliş gerçekleştirebilme ihtimali yüksek olabilme ihtimali var elbette ki. Şuraya baktığımızda bu şirketin ederi 37 35'li rakamlara gidebilme ihtimali mevcuttur. Tabii ki bu e, orta ve uzun vadede gerçekleştirme ihtimali yüksek olabilir. E, tabii sektör daralıyor. E, beyaz e, şirketi tanıdığımız için e, sektör evet çok kötü daralacak. Bu şirketlerin karlılığı düşebilme ihtimali var. Ama bu şirket 2022'nin sonlarına doğru iki tane e, daha böyle e, araç markasını bünyesine katmış oldu. Onlar da şirketin karlılığı açısından çok önem arz edebilme ihtimali yüksektir. Burada bir men varmış bu yakın izleme pazarında olduğu için geçiyorum. Konse varmış şuraya baktığımızda çok böyle kısa da olsa ufaktan bir gelişim söz konusu olabilme ihtimali varmış diyor bize grafik. Şöyle çizersek nasıl çizeceğiz? Şöyle bir çizeceğiz evet. Şöyle çizdiğimizde ufaktan ufaktan böyle belki bir şeyler olabilme ihtimali var. Ama bana soracak olursan henüz e, yükseliş eğilimin içerisinde girmemiş bir şirket. Sayet, e, şayet 6,50'nin üstünde hacimli bir kırılım gerçekleşirse bu şirketi de dipten almış oluyorsunuz. Bu da çok önem arz edecek. Hatta şuradan açalım ve e, ismi neydi? İsmi neydi bu şirketin ya? Konse. Hemen konseye bir bakalım. Şimdi Evet burada bir toparlanma bir şeyler var ama bir takas analizine de bakmamız gerekiyor. Takas analizine baktığımızda evet ufaktan bir kaçış sinyali var gibi. Şimdi evet burada şurada bir sinyal gelmiş. Bak al sinyali gelmiş 6,14'te sinyal gelmiş. E, bu süre zarfı içerisinde bu şirketi böyle yakın takibinize alabilme ihtimaliniz var teknik analize göre. Temel analizine de bakmak gerekiyor elbette. Yani şimdi tek, temel anlamda bu şirketin bir ederi yoksa e, ne yapacaksınız? Bir şey yapmanıza gerek yok. Şimdi buraya baktığımızda evet e, şirket daralmış, net dönem karı sıkıntılı, Favok'ta sıkıntı, net faaliyet karında sıkıntı. Şurada işletme faaliyetlerinden nakit akışlarına baktığımızda 14 milyondan 176 milyon seviyesine çıkarmış. Bu gayet güzel bir rakam, inanılmaz güzel bir rakam. E, buradaki rakamların benim için çok da önem arz etmediğini de vurgulamak istiyorum. Yatırım harcamasında da %140 seviyesinde artırmış. Gayet güzel. Son 5 çeyrek FK ortalamasımız yok. Çünkü daha önce eksideymiş sanırım. Belki de hatta şuraya baktığımızda 27 milyon 1 milyon 12 milyon. Kesinlikle evet. Son 5 çeyrek FK ortalamamız eksi de olduğu için şu anki FK'mız 159. Bakın 159 FK'ya sahip olan şirkete ne diyoruz efendime söyleyeyim. Evet belki de yatırım yapılabilir cinsten. Burada hisse başına karımız düşüyor çünkü faaliyetlerinden elde ettiği kar sıkıntılı daralıyor. Şirketin çok mu borcu var? Çok mu borcu var dediğimizde öz kaynaklar %38 kısa vadeli yükümlülükler %39 50 50 uzun vadeli yükümlülükler %24 öz kaynaklarla ikisini ödeyebilecek durumda değil ama çok da böyle sıkıntılı bir durum söz konusu değil gibi duruyor. Net borç/favo'a baktığımızda şey 8'lerde yüksek bir oran özellikle faizlerin böyle yüksek olduğu zaman dilimi içerisinde net borç/favo'muz 8'in üstünde olması gayet sıkıntılıdır dönem varlıklarına baktığımızda finansal borçlarını ve net borcunu ödeyebilecek bir dönem varlıkları da olmadığını yine ne yapabiliyoruz görebiliyoruz. Dönem varlıkları 500 milyona yakın seviyede ama finansal borçları ve net borcu toplasan 2 milyar 2 milyar 500 2 milyar 600 seviyesinde bir finansal borcu ve net borcu varmış. Evet borç konusunda sıkıntı yara, e, yaratabilme ihtimali var. E, neden diyecek olursanız çünkü e, finansal giderler var. Vergi giderleri çok yüksek olabilme ihtimali var. E, o yüzden ertelenmiş vergi gelir giderlerine baktığımızda ertelenmiş vergi geliri varmış seferlik bir gelir. E, o yüzden karlar e, baskılanabilme ihtimali var. Bu borcunu ödedikten sonra bu borç yükünden kurtulduktan sonra elbette güzel şeyler yapabilme ihtimaline sahip olabilir şirket. Ama dediğim gibi e, küçük bir şirket e, şöyle bir baktığımızda alt sinyali ve gelmiş gibi ama temel analizi anlamında gerçekten sıkıntı yaşayan şirketlerden bir tanesi. Özellikle borcu çok var. Ona dikkat etmemiz gerekiyor. Her ne kadar teknik analiz şu an al vermiş gibi dursa da böyle dipten Dönüş sinyali e, olmuş olsa da e, temel analiz benim için vazgeçilmez. Şimdi gelelim, bakalım başka bir şeyler var mı? Yeni güzel bir şeyler e, bulacağız elbette. E o varmış burada güzel bir atak gerçekleştirme ihtimali var demiş. Hemen bir bakalım e o da var mı bir şeyler? Bunlar bizim için önemlidir. Şimdi EKGYO'a baktığımızda evet burada sinyal gelmiş ama nasıl bir sinyal gelmiş? Oo güzel, temiz, temiz, çok temiz. Çok temiz. Bakın değerli dostlar bunlar önemli tiyolardır. Bakın burada bizim hap sinyalimiz hemen hemen burayı kesmiş. Yani diyor ki ben şuralardayım. 9,88 seviyelerindeyim. Yani o yüzden diyoruz ki yarın öbür gün bu şirketi 9,70'lerde görebilme ihtimalimiz var. Ve bu da kısa vadede güzel yükselişler gerçekleştirebilme ihtimali var. Yani bizim alt sinyalimiz 7,80 seviyelerinde e, gelmiş hala da e, güzel bir seyirin içinde. Elbette e, buna ve hacmin de dahil olması gerekiyor. Hacim dahil olmazsa bir şey söylemek mümkün değil. Elbette 9,70'lerde burada dikkat etmemiz gerekiyor. Hatta 8,60 seviyelerine de dikkat etmemiz gerekiyor. E dediğim gibi 9,70'e kadar gidebilecek bir yol haritası var. Flap varmış. Flap da e, bugün tavan olan şirketlerden bir tanesi. E, hatta şuradan açalım sizlere küçük bir şirket olduğu için çok böyle detaylı analiz yapmamızın bir anlamı yok. Burada güçlü bir trend kırılımı gerçekleşmiş. Bu trend kırılımından sonra şirket zaten tavan tavan serilerine başlamış gibi duruyor. Birinci temas, ikinci temas, üçüncü temas ve 1, 2, 3, 4, %40'dan fazla bir getiri elde ettiğini de söyleyebiliriz. Burada Garanti Bankası var, GSD denizcilik var, Hatek varmış. Burada ne var? Hatek'te ne yapmış Hatek? Hatek burada da wow Kırmış gibi duruyor ama e, daha da güçlü olmasını istiyoruz. HATEC'de de bu kırılım gerçekleştirmiş. E, i̇maj mi Geç bunu. Mondi var mı bir şeyler? Evet güzel bir atak gelmiş. Buna da bir bakabiliriz. Şunu da bir kaldıralım. Evet Hatek değildi. Mondi miydi? Bu yakın zaman dilimi içerisinde ne yapmıştı efendime söyleyeyim. E, lotlarını satmıştı e, bir kurumsal yatırımcıya. E, ve Burada e, dipten gelen bir yükseliş eğilimi var. Hemen şuradan da baktığımızda evet e, bu tarihi zirvesini hemen hemen geçmek istiyor. Burada en şurada e, 14,70'te bizim alt sinyalimiz gelmiş ve e, tren şu an için e, iyi duruyor. Lakin şuraya da dikkat etmek gerekiyor. O tam da o seviyelerde birinci damas, ikinci damas, üçüncü damas kırılırsa düşeni kırar ve bu sefer ciddi anlamda potansiyel olabilir. Ama yok ben biraz daha toparlanayım. E, beni görmüşler adamlar e, buna göre mal almışlar. Ben e, indireyim 15,40'a oradan sonra kırayım derse de e, gayet mümkündür. Ama burada hap sinyalimiz özellikle benim indikatör e, gayet güçlü olduğunu söyleyebiliyor. Yani orta ve uzun vadede ...güzel bir görüntüye sahip olduğunu da söyleyebilirim. Şimdi böyle bir geçelim buraları. Orçay varmış. Daha önce sizlerle paylaştığım şirketlerden bir tanesi. %10, %20, %30, %40... ...tam fazla bir yükseliş gerçekleşmiş. Hemen burada Orçay'a bir bakalım. Beraber ederini de hesaplamıştık sizlerle beraber. Bu da bir güzel bir şeydir. Bir aylık süre zarfı içine %40'a yakın bir yükseliş söz konusu. 6 aydaki getiri %100'e yakındır... Bunlar elbette bizim için önem arz eden verilerdir. Şimdi işletme faaliyetlerinde nakit takış evet pozitif ama net dönem karı kadar mıdır? Evet net dönem karı kadardır hemen hemen. Yok olan tam değil. Tam değil yani. Tam değil. Yok abi. Tam değil. Yani işletme faaliyetlerinde sıkıntı var ama başına başında NFK'mıza baktığımızda bir yükseliş eğilimi içerisinde olduğunu söyleyebiliriz. Burada e, net karda bir ufak bir sıkıntı vardı. Çay oranlarına e, 40'a yakın bir zam gelmişti bildiğiniz üzere. E, o yüzden şirketin karlılığı açısında enflasyonun üstünde bir karlılık büyüme gerçekleştirebilme ihtimali söz konusu olabilir. E, hocam yüzde 60 e, enflasyon var. Nasıl yüzde 40? E, şirkette ekstradan da bir yüzde 40, 50, yüzde 60 e, büyürse, e, oradan da bir 40 neredeyse %40'tan fazla bir büyüme gerçekleştirebilme ihtimali var. Yani totalde %100'den fazla bir büyüme gerçekleştirilse bu da enflasyonun üstünde %40 enflasyondan daha fazla bir büyümeye sahip olabilecek düzeyde olduğunu söyleyebiliriz. Burada papil var. Papilde inanılmaz bir şey var. Papil ne yapmış? Hemen şurada bir bakalım papile. Evet, e, bilanço verilere baktığımızda kırmızılar birbirlerinin canına düşmüş. Ama burada net dönem karında ciddi bir gelir elde etmiş şirket, inanılmaz bir gelir, e, sıkıntılı bir şirket ama e, şirket e, büyük ihtimalle Ya burada bir ertelenmiş vergi geliri giderine de baktığımızda çok böyle am bir şey göremedik. 20 milyon seviyesinde bir yatırım nakit akışı da varmış yatırım faaliyetlerinde. Ertelenmiş vergi gideri varmış 30 milyon seviyesinde e ve e sürdürülen faaliyetler vergi giderine baktığımızda 33 milyon seviyesindeymiş. İse başında FK'mız çok düşük yani 0,08 o yüzden bunlar e uzun vadede belki sıkıntı yaratabilme ihtimali var. Borçluluk yapısına baktığımızda borçluluğu yok. Gayet güzel net borç babamız eksi de gayet güzel yani şirketin borcu yok ya arkadaş hatta 218 milyon seviyesinde de nakit edin. Evet burada bu da liderin içerisine girmiş Sabancı Holding varmış benim çok beğendiğim şirketlerden bir tanesi Bera varmış hemen Bera'ya bakalım burada o dipten dönüş gayet güzel bir bilançoyu hatırlayalım ufaktan Evet, kötü bir bilanço gelmiş. Her ne kadar satışlar tarihi zirvesinde, Favuk tarihi zirvesinde net kar son iki çeyreğin en üstünde e, gelmesine rağmen işletme faaliyetlerinde de güzel bir nakit akışı öğretmiş İsa başta NFA'ya baktığımızda da bir ufaktan bir toparlanma söz konusu. İşletme faaliyetlerinde nakit akışları tarihi zirvesine doğru ilerliyor. Ama bu şirket ne hikmetse e, doğru düzgün hareket etmiyor. Burada güzel bir Durum söz konusu olabilir. Şöyle şimdi daha önce şunu çizmişiz ve buranın altına e, düşmüş. Teknik analizi anlamda çok sıkıntılı bir seviyeye gelmiş gibi duruyor. Burada büyük ihtimalle patron lot satışı yapmış da olabilir. Ama size şöyle bir şey söyleyeyim. Buradaki işlem hacmi inanılmaz inanılmaz yapmış. Yani burada patron mutsatmış satmış ne yapmış bilmiyorum. Hemen tekrar güncelleştirelim. Burada ufaktan bir e, kaçış söz konusu olabilir. Bir elbette 14.65'in üstünde kapanışlar gelirse güzel bir şeyler yapabiliriz. Hemen şuradan da baktığımızda henüz tam böyle yani bugün bir al sinyali gelmiş gibi duruyor. Erken de bir sinyal olabilir. Ama dediğim gibi toparlanır ise güzel olur. Bizim ana desteklerinden bir tanesi şurasıdır. 13,85 seviyesinin altında kapanışlar yapmadığı sürece herhangi bir sıkıntı yok gibi duruyor Berada. Evet dikkate varmış bu da gayet güzel gibi duruyor. Burada iştah var. Birinci tavan ikinci tavana doğru yola çıkmış. Burada aşağı doğru baktığımızda diyor boya kesinlikle ben bunun videosunu paylaşmıştım sizlere. Ne demiştik yatırımla ilgili bir şeyler söylemiştik. Şirket zarar açıklamıştı. Hocam zarar açıklan bir şirketi nasıl paylaşıyorsun diye söyleyenler vardı. Çünkü buradaki zarar inanılmaz sıkıntılı bir şeydi ama burada özellikle yatırım harcaması benim çok hoşuma gitmişti ve bu yatırım harcamasının toplam varlıklara oranı güzeldi o yüzden bu şirketin önümüzdeki zaman dilimi içerisinde daha güzel performans sağlayabilme adına bu şirketi de dillendirmiştik. diyor boya baktığımızda hemen şöyle evet yani güzel bir hareket şöyle bir yapalım bu ne ya Pardon, şöyle evet, %17'lik bir yükseliş yapmış. Bu finansal tabloyla hiçbir şeye yaramaz gibi duruyor olabilir. Ama dediğim gibi şirketin karlılığı açısına bir de borcuna bakalım. Borçta büyük bir sıkıntı var mı? Evet, kısa vadeli yükümler çok fazla. E, Dönem varlıklarıyla borçlarını ödeyebilir. Kısmen e, finansal borçlarını ve net borcunu ödeyebilecek durumda. Tam olarak değilse de e, çok da büyük bir sıkıntı. Oluşacak bir durum değil. Net borç favorumuz üst seviyelerde 3'ün üstü biraz sıkıntı yaratabilme ihtimali söz konusu olabilir. Şimdi gelelim böyle aşağı doğru geldiğimizde başka güzel bir şirket var mı? Zoren varmış burada alt sinyali gelmiş burada kırılımda gerçekleştirmiş onu da söyleyelim. BioN varmış gayet güzel tavan yaptı bugün ve yolu da bahtı da açık olsun güzel şirket patron daha önce 26 seviyelerden böyle ciddi anlamda şirkette satış gelmişti ama bugün itibariyle tavan serilerine başladı gibi diyebiliriz. Arsan varmış böyle ufaktan alt inişli veren şirketlerden bir tanesi. Jansa varmış bu da 60 dakikada 60 dakikalık periyotta bu da tavan yapmış sanırım. Evet gayet güzel tavan yapmış. Bu arada şirket tavan yapıyor, öbürsü gün düşüyor gibi bir şey yapıyor. Hiç yakıştıramadığımız hareketler burada sanelde yine aynı şekilde güzel bir görüntü var gibi duruyor özellikle burada ters tobo görüntüsü de mevcut olduğunu söyleyebilirim. Yani 3 aşağı 5 yukarı buradaki ekran görüntüsünü alırsanız böyle kısa vadeli yükselişin başında olan şirketleri görebilirsiniz. Dofer bu arada bu yeni halka arzlardan bir tanesiydi bu da güzel bir çıkış yapmış gibi duruyor. Evet beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bu videoyu beğenirseniz beni mutlu edersiniz. Takip etmenleriniz varsa takip etmeyi de unutmasınlar. Bu arada Ray Geo da varmış ha. Birçok aracı kurumunu beğenmişti. E, takip listelerinde var.